Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna Geldik kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Long Dark'ta Sis Challenge birazcık çıkmaza girdi. Yani sıkıcı olacaktı devam etmek. Burada chat'te de konuştuk. Nasıl yapalım, nasıl edelim. Sıktı dediler. Beni de sıkmıştı zaten. Ne yapalım? Sandbox'ta, en zor modda, mütecaviz modunda bize bir tecavüz etsinler dedik arkadaşlar. Ve bir deneyeceğiz bakalım. Uzun sürmeyebilir. Çat diye öyle debilirim. Yine bayan seçeceğim karakteri. Ama dur, hatta buraya yazayım. Tecavüz modu. Tamam, kabul et. Mütecavizin de sözlük anlamına baktım. Nerede kalacağımı sormadı bana. Şak diye beni çakarsa şimdi dağın tepesine, yandık yalnız. Mütecaviz de saldırgan, saldırıcı manasındaymış. Onu da baktım yani. Tecavüz eden demek değil. Ya da ondan çok, ondan sonra gibi manaları çıkıyormuş. Demek ki kullanılıyor. Biz duymamışız. Ya da ben duymadım en azından. Evet, yemek ve su arayışı, efendilerin olmadığı bir dünyada yaşam mücadelesi, insanoğlunun muhtaç olduğu bilmem ne, kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyerekten başladık arkadaşlar. Evet, şu anda en zor moddayız. Aslında bu modda, of ya, dağdayım ben. Uçak orada. Ya yapma oğlum, burada beni başlatma kurtların arasında. Gözünü sevdiğim ya. Evet, GG bence. Direkt öleceğiz. O tepeye hiç çık demeyin bana. Şu halde hayatta çıkmam oraya. Bir an önce kendimi kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Aa, burada dal falan var. Buraya inilebiliyor mu? İnsene şuraya bir. Oha, çıkıntıya indim valla. Yok, inememişim. Ha, çıkıntıya tıklayabiliyorum. Tıkla. Dal. Bir dal için mi tıkladım? Şu gidilecek yer var mı? Düştü ve öldü. Tamam, neyse, burada başka bir cacık yok. Geldim Samet abi bay, uzun bir süre sonra. Samet abi bay ne lan? Efekan, hoş geldin. Abi git buradan, tehlikeli. Yani tehlikeli olsun diye kaşındık. Tecavüz etti dedik yani sonuçta. Açtık bu modu. Başlattık bir kere. Burada mütecaviz ayılar var Samet. Oğuzhan, evet, saldırgan ayılar. Lütfen mütecaviz yorumlar atmayın. Of be! Of be! Uçağın parçası aşağıda, kurt da orada. Bakalım, bilmiyorum. Buraya çıkmayı becerememiştik ama inmeyi becerebilecek miyiz? Bir an evvel. Benim bu arada üstüm başım giyinik midir? Envanter açınca bu oyun kasmaya başladı. Önceden böyle değildi. Evet, üstüm başım ne varsa var işte. Giyiniyiz yani. Flayer vardır aslında elimde bir tane. Yokmuş be. Bir flayer bile vermemiş oyun bana. Üşümekten nefret ettiğini söylemiş miydi hatun? Kurt geldi, gördü beni. Kaçmaktan başka bir çare bulamıyorum. Şu anda. Şu yardan düşmüştüm. Yaralarım yardan armağandı. Şuradan iner miyim? Hipotermi riskiyle başladık. Aa, inemem. Dur kızım dur. Beni panik yaptırma dur. Bak. Bir de bayan karakter seçtik. Direkt mütecaviz yani. Ayı sesi var. Ve sanırım ona doğru gidiyorum aksine. O seyyah modu ne güzeldi ya. Kurtlar ayılar senden kaçıyordu falan. Abicim uçağın parçası orada da iniş nerede? Dağ bölgesini pek bilmiyorum. Allah selamını almalısın Samet amca bey. Ufuk Yıldırım. Aleyküm selam ya. Niye almayayım selamını? Abicim. Hakkınızı helal edin bana. Yok olmaz. Bize gelmez. Burası bize gelmez. Bu satamayız biz bunu. Etsiz olur. Piç olur. Haha çıkamıyorum. Nice bak. Of of. Geri çıkmadı arkadaşlar. Kaptırıp da mı gelsem? Hızımı alıp şöyle koşaraktan. Hadi be, gireceğim yere be. Aa, hayır. Bunu yapmak zorundayım. Keçi miyim abi ben? Kırdı. Kırmadı.
Tamam. Bu kötü bir başlangıç yaptık yine biz. Tekrar başlayacağız gibi geliyor bana. Atla atla. Abicim hiç mi düz ayak bir yer yok burada? Ya geri de çıkmıyor. Oyun işte böyle zıplama tuşu olmayınca bir oyunda böyle kalıyorsun tepenin birinde. Hop. Nereye kadar ineceğim ki bu şekilde ben? Nereye kadar? Allah'ım nerelerdeyim ben? Direniyorum. Au! 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 Ouch! Ouch Charlie! Au! Ouch Charlie! Charlie bit me. Oho! Tamam. Her yerimi kıra kıra indim. Yapacak bir şey yoktu. Abi sal kendini aşağı. Sallık yalan daha ne salacağım? Görmüyorsunuz mu? Her yerim kırıldı be. Oyunun başında. Charlie. Ha. Ah. Hayır. Ah. Oğlum git başımdan şu şeye bir bakacaktım ya. Her yer kurt tabii değil mi şimdi? Yok mu elimde bir dayak mayak benim şunu sokabileceğim? Saldıracak bir de bu. Tedavi edebileceğim kendime bir şey var mı benim? Yok hiçbir şeyim yok. Tek çare şuraya bir bakmak. Neyse. Belki unutmuştur benim orada olduğumu. Bu modda ne olur? Yeni geldim de. Bu mod en zor mod. Hayatta kalma normal sandbox oynuyoruz. Klasik Don't Starve. Motor. Motor keşfettim. Motor bana ne verir? Motor bana ne verir? Hiçbir şey vermez. Haydi be. Neyse Allah'tan kurdu atlattım. Şu an mütecaviz modundayız. Gelme oğlum, gelme oğlum ya. Yoksun sen. Yoksun. Hayır, kabul etmiyorum. Yoksun. Diren, oğlum ellerim üşüyormuş lan benim vallahi şimdi hissettim. Karşılık veremiyorum. Veremiyorum. Veremiyorum vallahi. Oh, ayı başlangıcı gibi oldu zaten bu. Ama onda dibinde bir yer oluyordu. Oğlum spamlayamadım tuşu. Gerizekalı hayvan. Parmaklarım tutmuyor lan. Benim cama çık oturuyorum ben de. Aman abi tekrar saldırır. Şuraya bir girmeyi deneyeceğim. Bir şey bulabilirsem eğer toparlayacağız. Birkaç dal daha alayım bari de. Şu an kanama manama her şeyim var. Ve tedavi edecek herhangi bir şeyim yok. Of ya şuraya bir girseydim ondan önce. Kanyon mağarası bu ne? Sedir çırası. Tek verdiği şey çırı oldu bana. Ateş yakmak istesem yakabilir miyim? I-ı. Tamam. Sanırım GG oldu ya. Kömür mü şu? Değil. Mütecaviz modu. Abicim dağda niye başlatıyorsun? Tamam en zor mod da dağda başlatma. Başka yerde başlat. Kurtlar mütecaviz etti. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Vallahi çok bakamıyorum şu anda da. Bitti zaten ya. Kurtulma şansı yok gibi şu anda. Abi ayı challenge daha kolay ya lütfen. Ne yakında anlamadım. Sen arkadan mı geliyorsun? Oyun multi değil. Oyun hayatta kalma oyunu. Soğuk diyarlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz da en zor modda bir de en zor yerde başlatınca oyun bizim sonumuz hazırlanmış oldu. Evet. Valla böyle bir şey oldu, saçma oldu yani. Abi dağda niye başlatıyorsun değil mi?
Daha da başlatma bari. Hepsinde deneyen var mı bunu? Ateş yakıp uyu belki kurtulur. Kurtulmaz çünkü kanamam var. Ölürüm direkt zaten uyursam. Ateş de yakamıyorum. Hiçbir şey yapamadım ya. Abi çok sakat yerde başlattı. En zor modda burada başlatılır mı? Tamam, gitti. Son. The end. Bu her seferinde Alp Dağları'nda mı? Alp Dağları nereden çıktı? Alp Dağları beni andı. Her seferinde şeyle mi başlatıyor? Menüye dön. Dağda mı başlatıyor garanti? Başlatmıyorsa yaparız bir şekilde de. Karın bol olsun. Eyvallah Ardaka. Serbest dünya. Tecavüz. Ya normalde nerede başlatayım diye soruyor ya. Bunda öyle bir şey yok. Deneyeceğim. Yok ya şimdi devamında böyle bir isim olmasın. Bir daha bakacağım Alp'te mi başlatıyor? Alp'te başlatıyoruz mümkün değil abi. Olur mu öyle şey? En zor modda Alp deyip duruyorum. Wolf dağlarında, Kurt dağlarında diyelim. Bakıyorum. Serbest dünya modunda hiç oynamadım. Mücadelelerde oynadım hep. Evet. Yok abi. Dağda başlatıyor. Benim burada hiçbir şansım yok. Hiçbir şeyim yok zaten. Hayır. Dağ değilmiş. Sevimli vadi burası. Hatta ve hatta burası o sığınakların olduğu yer. Tamam o zaman devam. Bir deneyelim en azından ya. İyi. Ya abim ne kadar kısmetsizsek az önce. Direkt dağda başlattı. Kolumu bacağımı kırdım zaten ben. Yok az önceki çok kısmetsiz oldu. Tamam karşıda hemen çiftlik evi falan var. Oraya bir girdik mi işimizi görürüz. Hatta biraz yerleşebiliriz oralarda. Görmeyeli güzelleşmişsiniz Samet Bey. Teşekkür ederim Kazım Bey. Buralarda bir sığınak vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Eskiden. Bir ara saçma bir şekilde içine girip ölmüştüm sığınakta en güzel yerde. Bir daha da bulamadım onu. Gizli sığınak. Güzel sevimli vadideyiz ya. Abicim niye beni dağda başlattı az önce? İner miyiz? Kırar mıyız? Her türlü şunu yaşıyoruz herhalde bir. Yamaç olayına. İyi, bu sefer bir düzlüğe indik ya. Şu çaprazlamasına dur kızım dur. Sakinin. Bir taraflarını kırma. Lütfen. Şu eve kendimi bir attım mı orada bir düzenleme yaparız artık. Çiftlik evine. Samet Bey, Samet Bey olalı böyle mi tecavüz görmedi? Az önceki harbiden tecavüzdü ya. Öyle şey mi olur? En zor mod deneyelim dedik. Bir de en zor yerde başlattı. Yani hiçbir şey yapma şansın yok. Elin kolun bağlı resmen orada. Dağın tepesinde. Yiyecek yok. Silah yok. Kurt var. Ayı. Ayı da var. Toplamak için de acak gerekir. Evet. Bizim daha hiçbir şeyimiz yok. Dur kızım. Ben seni şimdi ısıtacağım bir güzel. Bir dislike ulaş. Ulaş dislike atmaz ya. Kimsenin yorum atmadığı videoya gelip yorum atıyor. Modo. Dislike atan banlandı kanaldan. Dislike attığı için banlanmasın da atabilir yani sonuçta adam. Öyle bir dünya yok. Hakkıdır. Orada buton koymuş adam. Dislike atma hakkınız var. Ha, küfür etme hakkınız yok. Hakaret etme hakkınız yok yalnız. Abi birkaç gündür yayınlara gelemiyorum. Hastaydım o yüzden. Geçmiş olsun mübariz. Ben küçük bir hayvan olduğum için görmüyor musun? Baba kuzu. Üzgün mü? Niye görmeyeyim kuzu? Ha, flayer. Tamam. Mermi gördüm gibi oldu da görmemişim. Twitch yayın yapmıyor musun abi? Twitch yayın yaptık, gelen olmadı. Yani az gelen oldu. Buradaki sayılara ulaşamıyoruz oradan maalesef.
Benim de canım sıkıldı. Vazgeçtim. Ne yapayım? Ama aşk dolu sözler söyleyebiliriz değil mi? Evet, aşk dolu sözler söyleyebilirsiniz. Ay yüzlüm. Yanakların çok güzel falan. Bunlara alıştım artık. Tamam, neredeydi bu bina? Asıl bina. Ben bunu mu gördüm lan karşıdan? Heh, şu tarafta galiba. Yine de gevşemeyelim. Hala en zor moddayız yani sonuç itibariyle. Her yer kurt olacak. Of be ambar. Hala orada kurt var. Ben onu görmezsem o da beni görmez belki diyerekten kafamı çevirdim gidiyorum. Dur kızım az daha hisset ellerini bir şeyler yap da. Burası giriş değilmiş ya. Bir alışamadım şuranın girişine. Tatlı vadi binaları. Oh tamam en sonunda kapalı bir yere girdik. Abi sakalların çok şekil. Teşekkür ederim. Öyle oynamayı severim. Aynı zamanda sünnettir. Elim gider yani ikide bir böyle düşünürken. Rahatlatıcı bir şey. Şimdi kasaları kırarsak içinden bir şeyler çıkabiliyor diyen bir arkadaş vardı ama o gün kırdık hiçbir şey çıkmamıştı. Baba kuzu benim anamı babamı kurtlar öldürdü onların intikamını al. Hırçın be. Şey yapalım. Tüfek bulalım da öldürürüz zaten kurtları merak etmeyin. Artık bir hedefimiz yok çünkü. Tek hedefimiz hayatta kalmak. Bakalım ne kadar süre kalacağız. Ya da kalabilecek miyiz? Şu flayer'ı yakayım mı ya? Sesini sevmiyorum ama. Yukarıdan işte buralarda tüfek olmaz da. Muhtemelen varsa yine o fabrika tarafında falandır. Tüfeksiz olmaz bu iş. O tüfeği bulmamız lazım. Beni de kurtlar yetiştirdi öldürme. Flash. Oğuz. Nerede o cimri kurt vardı bir ara? Kurtçu. Kurtları elleme diyen. Tüfek yok Samet bu modda mı? O. Burak gelmiş. Hadi ya. O zaman kasmayalım abi. O zaman gidip ok alacağız. Oha o kadar zor ha. Tüfeksiz. Düştüm. Bırakma beni. Hadi be hemen zedelendim ya. Çatıdan düşmeyle bir şey mi olurmuş? 4 saat gündüz kalmış arkadaşlar. Benim yiyecek içecek bir şeyim var mı? Et buldum biraz. Tuvalet bulamadığımız için suyumuz yok. Bunları kıtır kıtır yerim. Oo, geviş getir abi. Bunu da yerim. Tabii bunlar susattı şimdi biraz ama en azından karnımı doyurdum. Ateş yakarsam suyu ayarlarım. Fakat kızım o ne yapıyorsun manyak mısın lan? Niye attım lan ben onu? Tepkilere bak. Hipotermiden ölmeden önce sıcak bir yer bul. Vay ben burada bir varil yaksam yakacak bir şeyim yok. Anlatabildim mi? Şu flayer'ı bir çakacağım abi ya. Etrafta odun modun varsa bir toplamam lazım. Yani şunları kıracak. He, bir saatte 4 tane odun çıkartırım diyor. Elle de kırılabiliyormuş. O zaman kır abi. Flayer yandı zaten gitti. Tamam. 4 tane odun topladık. Ne durumdayım? 77. Donuyorum. Önceden böyle iç mekanlara girdiğimizde ısınıyordu yani hiçbir şey yakmadığın halde. Şu ne kadar bir saatte ölür müyüm donup da ölmem ya. Tamam toparlarım artık ben onu ateşi yaktığım zaman. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Şu varili yakacağız abi. Tutuşturucu yok. Hadi be. Hadi be ya. Tutuşturucu. Kibritten kastetmiyor değil mi? Eylemler. Şundan birazcık çıra yapacağım.
Şimdi deneyelim. Ya kibrit istiyor benden, kibrit. Ya oyun başka zaman kibritten geçilmez. Işık kaynağım da yok. Benim bir an önce çıkmam lazım. Normalde burada bir ceset oluyordu. Onu da kaldırmışlar. Karanlıkta geziyorum mecbur ama. Çıkmam lazım dışarıya. Çıkışı bulabilirsem eğer. Şurası. Of, çok kötü oldu. Abi çocukluk anılarını anlatır mısın? Ben çocukken bir kere benim topum inşaata kaçtı. Sonra orada abiler vardı. Gel topunu verelim dediler falan. Yeri geldikçe anlatıyorum arkadaşlar hikaye şimdi. Ne anlatayım? Çok kötü oldu bu. Ev ne taraftaydı buradaki? Yakındaki ev. Oraya ulaşmam lazım ya da karanlıkta sabaha kadar öleceğiz. Bu taraf bayağı ağaçlık. Allah Allah, şunu çok karıştırır oldum. Önce bu çiftlik evini mi görüyorduk? Normal evi mi görüyorduk ya? Aga, arkada destek tekeri olan velospit, o 3 tekerlisini bile sürdüm. Hatta o şişme teker değildi o zamanlar bizim. Dolma tekerdi. Arkayı da yaslanınca dengesiz yapmışlar bisikleti. 3 tekerlekli. Bu şeyin bisikletine benziyor işte. Testere filmindeki. Arkaya yaslanınca dengesiz olduğu için düşerdi. Benim boyuna kafamın arkasını vurup durdum ben o yüzden. Çat diye arkaya yaslanırdım daldırdım. Düşer diye böyle ön teker havaya kalkardı. Abi seni çok özledim. Mustafa. Arkada. Abi dümdüz git eve. Çur şu ev var ya. Durun bir saniye şimdi. Muhabbeti boş verin. Şöyle. Şu taraftaydı değil mi? Arabada olabilir kibrit. Hadi oğlum kibrit başka zaman. Ben hiç bu kadar kibrit aradığımı hatırlamam. Of. Bagaj kilitli. Şu tarafa gidiyoruz değil mi? Malı Arap Faik'ten aldık. Evet. Bu taraftaydı değil mi? Yoldan devam, farları takip et. Evet bak, Engin yön tarif etmeyi iyi biliyor. %22. Koşamıyorum da. Umarım bir kurt çıkmaz karşımıza şu anda. O eve kendimi atarsam toparlarım her şeyi. Hadi oğlum. Oyun bize bir şey vermiyor aga. Aleykümselam Celal, hoş geldin. Story gelmemiş maalesef. Gelse direkt dalacağım. Gelse direkt gireriz yani, merak etmeyin. İlk yapacağımız iş story moduna bakmak olur. Hatta canlı yayın açarız direkt. Hangi gün olduğu da fark etmez. 100 metre sonra sağa dön. GPS gibiyim. Benim denince orospu benim denince diyor ya. Benim GPS çok garip ya. 1554 sokak diyecek ya diyelim ki. 1-5-4-3-2-1-1-1-5 sokak falan diyor bazen. Hani 1554'te hani farklı rakamlar var ya. 1111 sokağa gideceğim. 1-1-1-1-1 sokak diye başlıyor böyle. Hele Taksim 1 olduğu zaman. Bir de herhalde Samsunlu birine seslendirmişler. 50 diyor. Sürekli 50 metre sonra sağa döneceksin. 50 metre sonra diyor. Beni delirtiyor. Açık es konuşuyor hep. Abiciğim bunu insan bir dikkat etmez mi? Abi öleceksin. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ölümü tadacağız yani. İnsan buna dikkat etmez mi ya? Birine seslendiriyorsun. Kızım sen düzgün konuşsana. 50 ne ya? 50. İnadına. 2550 sokak diye. Delir diyor beni. Sen nerelisin? Nereliydin? Of, kafa gitti. Radyo ne ya? Dur. Oyalanmamam lazım. Eldiveni giyeyim hemen. Giy. Of, çok hızlı düşüyor be. Çok hızlı düşüyor be. Oysa çok yaklaşmıştım eve. Ev hemen karşıda. Yapma oğlum ya. %7 yapma ya.
Yapma be. Şurada ya, karşıda ev. Her yer karanlık. Hoşça kalın. Mütecaviz modu tek bölümmüş galiba ya. Direkt tecavüz edip bıraktılar bizi. Sonsuz karanlığa daldın. Güzel bir ölüm anlatım şekli. Valla bu böyle enteresan bir bölüm olarak bir bölüm YouTube'a gelir. Ben burada bir keseyim arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyeyim. Biz canlı yayında devam ediyoruz. Bay bay.